Bu durumun Osmanlı Devleti'nde gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir. Osmanlı Devleti'nin egemenliği altındaki topraklarda dili, dini ve kültürel özellikleri farklı uluslar bir arada yaşamış ve ulusal kimliklerini değiştiren bir politika izlenmemiştir. Milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmesi. Arkadaşlar elbette çünkü milliyetçilik e, akımından olumsuz etkilenmelerinin sebebi kendi ulusal kimliklerini kaybetmemiş olmaları doğru. Avrupa'lı devletlerin müdahalesine açık konuma gelinmesi. Arkadaşlar elbette çünkü dini olarak da Avrupa'lı devletlerle aynı dini barındıran insanlar olacak ve Avrupa'lı devletler Osmanlı Devleti'nden sürekli azınlıklara ıslahat yapmaları konusunda baskı kuracak arkadaşlar. Doğru. Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısının korunması. Arkadaşlar teokratik yapı dinle yönetim demektir. Burada bu durumla alakalı bir durumu söylememiz pek bir mümkün değil. Çünkü dini bir durumdan bahsetmiyor. Burada yönetimle alakalı bir şeyden bahsetmiyor yani. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır. Buna göre Çarlık Rusyası'nın durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir. Osmanlı Devleti'nde Sırpların ayrıcalık elde etmesi ve Yunanistan'ın bağımsızlık kazanmasında Çarlık Rusyası etkili olmuştur. Öncelerimize bakalım arkadaşlar. Balkanlarda kendisine nüfuz alanı yaratmak. Elbette arkadaşlar Balkanlarda etkin olmak istediğinden dolayı zaten bu devletlere destek veriyor. Sıcak denizlere inmek. Evet arkadaşlar bu devletlerin arayıcılığıyla aslında sıcak denizlere hakim olmak istiyor. Karadeniz'de üs elde etmek. Hayır arkadaşlar Rusya aslında Karadeniz'e zaten hakim olabilir. Hakimiyet mücadelesi verirken illa aslında Balkanlardaki devletlerle bir ilişki içerisine girmesine gerek yok. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'na bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir? Nene Hatun ve Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın ün kazanması, evet arkadaşlar 93 harbi sırasında olmuştur. Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsız olması, evet arkadaşlar bu da doğru. Mebusan Meclisi'nin süresiz tatil edilmesi, evet savaş sebebiyle Mebusan Meclisi aslında kapatılıyor arkadaşlar. Islahat fermanının yayınlanması, arkadaşlar ıslahat fermanı zaten yayınlanmıştı, 1856 yılında yayınlanmıştı. Savaş gördüğünüz gibi 1877-78 yılında meydana geliyor. Anadolu'ya yoğun Türk göçlerinin yaşanması. Arkadaşlar şu şekilde bağımsız devletler ortaya çıkınca aslında Anadolu'ya Türk göçleri yaşanmaya başlanıyor. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olmalıdır. Buna göre gelişmelerinden hangileri Avrupalı devletlerin gündeme getirdiği şark meselesiyle aynı doğrultudadır? Şark meselesi 1815 Viyana Kongresi'nde siyasi bir terim olarak kullanılmıştır. Bu terim Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan atmak ve topraklarını paylaşmak amacı taşımaktadır. Öncelerimize bakalım arkadaşlar. İngiltere ile Rusya arasında reval görüşmelerinin yapılması. Aslında İngiltere ve Rusya'nın arası pek iyi olmamasına rağmen arkadaşlar görüşmeler başlıyor. Bu tabii ki şart meselesinin etkisiyle de olacaktır. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşı'nda Midye-Enes hattına çekilmeye zorlanması. Tabii ki arkadaşlar bu da Osmanlı topraklarını paylaşmak amacıyla Osmanlı toprak bütünlüğünü bozmak amacıyla yapılmıştır. Navarin'de Osmanlı ve Mısır donanmalarının yakılması tabii ki arkadaşlar onları yine Avrupa'dan atmak, topraklarını paylaşmak amacıyla yapılmıştır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Avrupa'daki devletler 1. Dünya Savaşı'ndan önce çıkarları doğrultusunda birbirleriyle yakınlaşmaya ve bloklar kurmaya başlamıştır. Sömürgecilik faaliyetleriyle çok güçlenen İngiltere İtilaf Grubu'nun siyasi birliğini geç tamamlayan ve sömürgecilik yarışına katılan Almanya ise ittifak grubunun öncülüğünü yapmıştır. Öncülerimize bakalım arkadaşlar. Siyasi ittifakların ortak çıkarlar doğrultusunda kurulduğu. Zaten arkadaşlar kendi çıkarları doğrultusunda bloklar ortaya çıkmış. Doğru. İngiltere ve Almanya'nın dönemin sözü geçer devletleri arasında yer aldı. Evet bakın İngiltere İtilaf Grubu'nun başında, Almanya ise İttifak Grubu'nun başında arkadaşlar. Doğru. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasında İngiltere ve Almanya'nın sömürgeci politikalarının etkili olduğu, Tabii ki bakın İngiltere zaten sömürgecilik yarışının en başında gelen isim. Almanya ise sömürgecilik yarışına katılmayı planlayan bir isim. Bu sebeple bu öncüle de ulaşabiliyoruz. Doğru cevabımız E şıkkı olmalı. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonunda toprak kaybetmiş. Bu topraklarda yaşayan Türklerin bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan'ın yönetimine geçmiştir. Bakalım öncülerimiz arkadaşlar. Balkan topraklarında bağımsız devlet sayısı artmıştır. Arkadaşlar burada bize kaç devletin bağımsız olduğundan bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. O yüzden bunu söylememiz mümkün değil. Balkan Türkleri sorunu ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar Türklerin bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan yönetiminde kaldığına göre elbette Balkan Türkleri sorunu ortaya çıkacaktır. Osmanlı Devleti'nin siyasi haritasında değişiklikler yaşanmıştır. Tabii ki çünkü Osmanlı Devleti toprak kaybı yaşamış arkadaşlar. Bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olmalıdır.